ünitemiz, ilk ünitemiz dediğim gibi kümeler ve sayılar. Şimdi arkadaşlar önce kümenin tanımını bir yapalım. Elemanları iyi tanımlanmış nesneler topluluğunu küme diyeceğiz. Burada iyi tanımlı derken şu anda bakın hatta bir küme örneği vereyim size. Şu anda sizin sınıfınız kaç kişi tam sayamıyorum ama 4, 8, 9 kişi herhalde. 10 kişisiniz. Pardon evet. Göremedim. 10 kişilik bir sınıf yani şu andaki sınıfı kastediyorum. Bu sınıftaki öğrenciler işte bir küme oluşturuyor arkadaşlar. Ama şimdi bu sınıfta desem ki güzel insanların ya da güzel öğrencilerin oluşturduğu topluluk bir küme oluşturur mu diye sorsam ne dersiniz? Pardon. Bu küme değil değil mi arkadaşlar? Çünkü iyi tanımlı değil. Hani dedik ya iyi tanımlanmış olması gerekiyor küme olabilmesi için. Çünkü güzellik kavramı bana göre farklı, size göre farklı. İşte bu küme oluşturmuyor. İyi tanımlı olması gerekiyor. Başka bir örnek yine sizin sınıfınızdan verebilirim. Ne verebilirim? İşte erkek öğrencilerin oluşturduğu topluluk yine bir küpe, küme örneği oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunun gibi benzer örnekleri çoğaltabiliriz. Pardon. devam ediyorum kavramlara. Topluluğu oluşturan nesnelere kümenin elemanları diyeceğiz. Kümeler genellikle büyük harflerle A, B, C gibi. Elemanları da arkadaşlar küçük harflerle gösteriyoruz. Devam edelim. Burası niye boş ki? Tamam. Kümelerin gösterim şekline geçiyorum. Üç farklı şekilde kümeleri gösteriyoruz arkadaşlar. Venn şeması gösterimimiz var. Liste gösterimi. Ortak özellik ile gösterim var. Şimdi birincisi Venn şeması ile gösterim. Bu nedir bakalım? Kümenin elemanlarını elips, dikdörtgen gibi bölgeler içine yazarak gösteriyoruz. Örneğini de birazdan vereceğim size. İkinci gösterim liste gösterimi. Buna açık gösterim de diyoruz arkadaşlar. Kümenin elemanlarını parantezler var ya orada gördüğünüz gibi şeklindeki iki parantez aralarına da virgül koyarak yazıyoruz, gösteriyoruz. Üçüncüsü ortak özellik gösterimi. Bunda da küme elemanlarının ortak özelliklerini yazıyoruz. Şimdi hemen bu üç gösterime de ait örnek göstereceğim. Allah Allah, bunu da neden göstermedi? Biraz bekleyelim arkadaşlar, gelmiyor. Neyse şuradan o zaman ben kağıt kalemle göstereceğim. Oraya geçeyim. Gelmedi nedense. Şimdi üç gösterime geri dönüyorum. Onlara ait hem de şöyle Venn şeması liste gösterimi ortak özellik ile gösterim. Şuradan arkadaşlar kağıt kaleme geçerek üçüne de örnek vereceğim. Şimdi bakın. Venn şemasıyla ilgili olarak 3 tane elemanı olan kümeyi Venn şemasında göstereceğim. Şöyle bakın. Geleyim. 1, 2, 3 artırayım. 4. İşte bakın elips gibi bir bölge içine elemanlarını koyarak Venn şeması şeklinde göstermiş oldum. Tamam mı arkadaşlar? Bu Venn şemasına ilişkin küme gösterimi. İkincisi neydi?
Açık gösterim vardı ya, hani şöyle parantez içine virgüller koyarak elemanlar arasına gösteriyorduk. Onu da şöyle ikincisine örnek olarak A kümesi eşittir. Hani kümeyi de büyük harflerle gösteriyorduk. Parantezi açtık. Küme parantezi diyoruz. Bunun da elemanları aynı olsun. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde. Pardon, bir de 4'ü de ekleyelim. 4 de var yukarıda. Şuraya yanına virgül 4'ü de eklemiş oldum. Liste gösterimi ya da açık gösterimi arkadaşlar bu. Bu Venn şemasıyla gösterim. Üçüncü de neydi? Ortak özellik gösterimimiz vardı. Onu da şöyle A kümesi öyle X'lerden oluşacak ki ne diyelim? Eğer şuradan aldıysak X'ler 5'ten küçük 5. 5'ten küçük doğal sayılar. Tamam mı? Doğal sayılar 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor biliyorsunuz. Yani 5'ten küçük doğal sayılar. Şu o demek. Tamam mı? 5'ten şöyle yazıyorum. 5'ten küçük doğal sayılar. İşte bu ortak gösterim şekli. Tamam mı? Buna kapalı gösterim de denilir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam. Bunu gösterdikten sonra geçelim. Üç türlü gösterimimizi de anlattım size. Örnekler gelmedi nedense, anlamadım. Devam edelim. Ha, şimdi anladım. İşte arkadaşlar demin gelmiyor dedim ama basmam gerekiyormuş. Bakın C kümesi ama elemanları görünmüyor orada. 1, 2, 3, 4. İkincisi açık gösterim, liste gösterimi dedim. 1, 2, 3, 4. Aralarına virgüller koyduk. Alttaki B kümesinde ise kapalı gösterim. Hani ortak özellik gösterimi demiştik ya o. O da bakın öyle x'lerden oluşuyor ki x sayısı 10'dan küçük doğal sayı. Az önce yazdığım gibi. Devam edelim. Evet, bu da sonradan geldi. Geçtim. Şimdi arkadaşlar kümenin elemanlarını bakın eleman sembolüyle elemanı ise eğer şu şekilde sembolü kullanıyoruz. Elemanı değilse de ne yapacağız? Elemanı değil. Bakın 3 A kümesine bakın. Venn şemasının içinde şemasında gördüğünüz gibi o kümenin elemanı değil mi? O halde 3 sağa bakın. 3 eleman A. Yani A kümesinin elemanı. Ama 11 bakın var mı orada? Yok. O halde 11 A'nın elemanı değil. Sembolümüz de bu şekilde. Devam edelim. Evet, kavramlara devam ediyorum. Kümelerle ilgili alt küme kavramına geliyorum. A kümesinin her elemanı B kümesinin de elemanı ise A kümesine B kümesinin alt kümesi denir. Ve de sembolümüz görüldüğü gibi kırmızıyla A alt küme B şeklinde de gösteriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi buna bir örnek. Şu. Bakın A ve B gibi iki tane farklı küme aldım. A kümesinde 1, 2, 3 elemanları var. B kümesinde 1, 2, 3, 4, 5. O halde A kümesinin elemanları B kümesinde var mı arkadaşlar? Bakın siyahla onu gösterdim. B kümesinde fazladan bir de kırmızılar var. Yani 4, 5 var. O halde A kümesi B kümesinin bir alt kümesidir diyoruz ve altta da sembolüyle de göstermiş oldum. Anlaşıldı mı? Geçelim. Evet, hiçbir elemanı olmayan kümeye boş küme denir ve bunun da sembolü gördüğünüz gibi simgeyle gösterilir. Evet, devam. Herhangi bir problemle ilişkili tüm kümeleri kapsayan
kümeye evrensel küme denir ve evrensel küme genellikle büyük harf E ile gösteriliyor. Devam ediyorum. Evet, şimdi arkadaşlar, hani sayılarda işlemlerimiz var ya, toplama, çıkarma gibi. Burada da kümelerle yapılan işlemlerimiz var. Bunlardan birincisi birleşim işlemi. Şimdi onu tanımlıyorum. A ve B gibi kümelerinden en az birine ait elemanların oluşturduğu kümeye A ile B kümelerinin birleşimi denir ve A birleşim B şu şekilde de sembolüyle gösteriyoruz. Altta da matematiksel olarak ifadesi A birleşim B eşittir. Öyle x'lerden oluşuyor ki x A'nın veya B'nin olacak. Tamam mı? Yani ortak elemanlar ve ortak olmayan elemanların hepsini alıyoruz bu kümeye arkadaşlar. Böylece bu iki kümenin birleşim işlemini yapmış oluyoruz. Yeni bir küme oluyor. Tamam mı? Daha geniş bir küme. Geçelim. Buna örnek. Pardon, bir geri gelip. Tamam. Bakın. A ve B kümelerini şöyle verdim. Örnekte 2, 3, 4, 5'ten oluşsun A kümesi. B kümesi de 4, 5, 6, 7. Şimdi bu iki kümenin birleşimi olan kümeyi bulacağız. Ne yapacağız? Ortak ya da ortak olmayanların hepsini alıyoruz arkadaşlar. Onu şöyle yapayım. Vallahi bu biraz gösterim farklı oldu. En altta arkadaşlar hepsini ne yapıyorsunuz, bakıyorsunuz. A birleşim B. A'dakilerini alın. 2, 3, 4, 5. B'de ne var bundan farklı olarak? Ortakları bir kere yazıyoruz. Ortak olmayan B'de bakın 6, 7. Onu da ekliyoruz. Kümeyi daha da büyütmüş oluyoruz. Genişletmiş oluyoruz. Böylece en altta A birleşim B kümesini elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bakın bunlarla ilgili sorular geliyor. Onun için bunları atlamadan önce kavramlarını vereceğim. Sonra göreceksiniz bayağı sorular oluyor. Böylece birleşim işlemine de örnek vermiş oldum. İkinci işlemimiz arkadaşlar kesişim. Yani A ve B gibi iki küme aldık. Bu iki kümenin kesişimi olan kümeyi elde edeceğiz. Bunun tanımı da ortak olan elemanların oluşturduğu küme. Alta bakın. A kesişim B öyle x'lerden oluşacak ki x A'nın ve aynı zamanda B'nin de elemanı olacak. Yani kısaca ortak olan elemanları alacağız. Şimdi örnekte daha iyi görürsünüz. Veriyorum. İşte A ile B. Yine aynı kümeleri aldım. A kümesi 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşsun. B kümesi de 4, 5, 6, 7. Şimdi bakın arkadaşlar, bunlarda her ikisinde ortak olan hangi sayılar var? Hangi elemanlar var? 4, 5. Çok güzel. 4 ile 5. İşte bu. Demek ki bu iki kümenin kesişim kümesi eşittir. Bu. Bakın siz söylediniz. Güzel. 4 ile 5. Kırmızıyla zaten işaretledim orayı da. Evet. Geçiyorum. Kesişim kümesi de anlaşıldı. Bu daha gördüğünüz gibi. Birleşimde daha geniş, bunda daha küçük küme diye de aklınızda kalsın. Evet, şimdi fark kümesi arkadaşlar. Tanımı şu, A kümesine ait olan ancak B kümesine ait olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. Ve bu şekilde de gösteriliyor. Bazen A eksi B şeklinde de gösteriliyor. Onu da söylemiş olayım. Tanımı anladık değil mi?
A kümesinde olacak, B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu küme oluyor. Tekrar ettim. Evet, şimdi bakın. Yine aynı kümeler, örnekte aynı kümeleri aldım. Hadi şimdi söyleyelim. A fark B kümesi ne olur? Ne dedik? A'da olacak, B'de olmayacak. O şekildeki elemanların oluşturduğu kümeyi bulmak istiyoruz. A'da olacak, B'de olmayacak. Nedir onlar? 200. A'da 2 var, B'de yok. O halde 2'yi aldık bakın. 3 var mı arkadaşlar B'de? Hayır. Yok. O halde onu da aldık. 4 var mı? Evet. Var. 5 de var. O halde o ikisini almıyoruz. A fark B kümesi bakın 2 ile 3. Anlaşıldı mı? Dediğim gibi bakın sorularda bunlar gelecek size. A fark B kümesi nedir? Ne yapıyoruz? A'da olup B'de olmayan elemanların oluşturduğu kümeyi arıyoruz demektir. Geçelim, bunu da anladık. Evet, bir kümenin tümleyeni arkadaşlar. E evrensel küme ve A alt küme E, yani E'nin alt kümesi A, daha küçük küme A. E kümesine ait fakat A kümesine ait olmayan elemanların kümesine A kümesinin tümleyeni denir ve A'nın üzerinde küçük T ile gösteriyoruz arkadaşlar. Bunun da gösterimi bu, tanımı da bu şekilde. Yine örnek veriyorum bununla ilgili. Evet, bakın evrensel küme 1'den 9'a kadar olan doğal sayılar. A kümesi de bunun alt kümesi olacaktı. Nedir? 2, 3, 4 ve 5. Şimdi A'nın tümleyeni soruluyor. Ne yapacaktık arkadaşlar? Söyleyin. E'de olacak, A'da. Yani A'nın dışındaki elemanları alacağız. Tümleyeni o. Anlaşıldı mı? Bakın. Pardon. Evet, A kümesiyle E kümesini şöyle ayrıca Venn şemasında gösterdim. Şimdi hani A kümesi E'nin bir alt kümesiydi ya. Onu bakın içinde görün. Şimdi tümleyenine geçiyorum. Mavi ile olan yere dikkatinizi çekeyim. İşte A'nın dışındaki elemanlar onlar. Anlaşıldı mı? Demek ki A'nın tümleyeni neymiş? 1, 6, 7, 9 ve 8 elemanlarından oluşuyor arkadaşlar. Sorusu olan var mı burada? Devam ediyorum. Güzel. Evet. Şimdi artık sayılara geçiyorum arkadaşlar. Kümelerle. Bunlar demek ki kümenin tanımını yaptık, kümelerle ilgili işlemleri verdik. Neydi o işlemler? Birleşim işlemi, kesişim, bir de ne vardı? Fark, bir de şeyi vermiştik değil mi? Tümleyeni. Hay Allah. Evet, şimdi sayılara geçiyorum. Sayılar bildiğiniz gibi en çok sık kullandığımız doğal sayılar. Bunlar nedir? 1, 2, 3, 4, 5 diye giden sayılarımız. Bunları da arkadaşlar büyük N harfiyle gösteriyoruz. Tamam. Doğal sayılarımız bu. Pardon, şunu da atlamayayım. Şimdi bir de sayı doğrusunu alalım. Bu sayı doğrusunu da ne yapacağız? Sayıları yerleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Sayı ekseni de deniliyor. Sayı doğrusu da aşağıda maviyle gördünüz mü? Bunları yerleştirelim doğal sayıları. Ne yapacağız? Sıfır başlangıç olarak aldık. Bir yön çizip bir birim seçip sağa doğru gidersek bu doğal sayıları bakın bu şekilde sayı doğrusunda yerleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Burayı biraz çabuk geçeyim. Şimdi sayı ekseninde
sıfırdan başladık ya. Bu sayılara sıfırı katacağız. Bir de sol tarafını düşünün, negatiflerini bunların. Bunları da ekleyerek sola doğru giderek azalan, eksi sonsuza doğru. Böylece de tam sayılar kümesini oluşturmuş oluyoruz. Yani kümemizi biraz daha genişlettik. Tam sayılar kümesi. Negatif, sıfır ve doğal sayıları katarak oluşturduk. Sayı ekseninde de gördüğünüz gibi sola doğru. Evet, şimdi bundan farklı başka sayılarımız da var. Bunlara rasyonel sayılar diyoruz. Ve tanımı da A bölü B şeklinde. Yalnız A ve B tam sayı olacak. Yani artı, eksi olabilir. Burada dikkat edeceğimiz bir husus var. O da paydadaki B var ya, onun sıfırdan farklı olması gerekiyor. Aksi takdirde tanımsız olur. Böylece sayıların oluşturmuş olduğu kümeye biz rasyonel sayılar kümesi diyoruz. Ve Q şeklinde de şurada gördüğünüz gibi, bunu da kullanabiliyorum. Şurada arkadaşlar kırmızıyla gösterdim. Şimdi sayı doğrusu üzerinde bakın sıfırla bir arasında 1 bölü 2 sayısı var. İşte ona bir tane örnek. Bu şekilde sayı doğrusu üzerine bunları da rasyonel sayıları da yerleştirmiş oluyoruz. Dediğim gibi artı eksi olabilir. Evet, şimdi sıra arkadaşlar bunlardan da farklı sayılar var. Köklü sayılar dediğimiz, yani rasyonel olmayan, hatta şöyle de duymuş olabilirsiniz, irrasyonel sayılar. Bu kök 2, yani karekök 2'yi alalım. Bu A bölü B şeklinde yazılamaz arkadaşlar. Bunun için bunlara rasyonel olmayan sayılar diyoruz. Anlaşıldı mı? Köklü sayılar. Bu şekilde yazılamıyor. Bunu da sayı doğrusu üzerinde görmeye çalışalım. Bunun için şu şekilde bir sıfırla bir kenar uzunluğu bir birim olan bir kare yerleştirelim sayı doğrusunun üzerine. Bu karenin köşegenini arkadaşlar hesaplayabiliriz. Pisagor teoremini biliyoruz değil mi? Dik kenar uzunluklarının sol tarafta var. Karelerini alıp toplamını aldıktan sonra kare kökü kök 2 oluyor. İşte bu sayıyı sayı doğrusuna nasıl yerleştiririz? Pergelimizi alacağız. Sıfıra koyup oradan açıp şu kök 2 uzunluğu kadar açarsanız, sonra bir yay çizerseniz, o yayın ekseni kestiği yer işte bu kök 2, yani karekök 2'nin olduğu yeri gösterir. Böylece köklü sayılarda demek ki sayı doğrusu üzerinde göstermiş oluyoruz. Bunu da bu şekilde, yani 1 ile 2 arasında bir sayı. Tamam mı? Dediğim gibi sayı doğrusu üzerine bu şekilde karekök 2'yi yerleştirmiş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi kümeyi bakın daha da genişletmiş olduk. Ne dedik? Sayı doğrusu üzerinde rasyonel sayılara karşılık gelmeyen noktalar da vardır dedik işte, gösterdik onu da. Bu türden sayılara irrasyonel sayı denir, az önce de söylemiştim. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayıların birleşimi gerçel sayılar kümesi denir ve büyük R ile gösterilir. Altta da bakın sıraladım onu. Doğal sayılar, ondan sonra daha büyük olan kümemiz tam sayılar kümesi, onu da kapsayan nedir? Rasyonel sayılar kümesi, onu da kapsayan en geniş kümemiz artık nedir? Reel sayılar ya da gerçel sayılar kümesi ne oluşturmuş olduk arkadaşlar. Tamam. Geçiyorum. Sayıları da bu şekilde. Şimdi üslü sayılara geçiyorum arkadaşlar. Yani şunu da, buna geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Gerçel sayılar kümesiyle ne yaptık? Sayı doğrusunu birebir eşlemiş olduk.
Evet, bunu da atlamadan söylemiş olayım. Böylece arkadaşlar üstün sayılara geçiyorum. Üstün sayıların tanımı A gerçel sayısının kendisiyle n kere çarpımına A sayısının neyinci kuvveti denir ve A'nın n'inci kuvveti bu şekilde, yani üzerinde n'yi yazıyorsunuz. Aşağıda da şurada olduğu gibi A'nın n'inci kuvveti eşittir n kere A'nın kendisiyle çarpımıdır arkadaşlar. Tanımı bu. Burada önemli olan, bakın şunlar sorularda çok gelir. Bir sayının sıfırıncı kuvvetinin bir olduğunu unutmayalım. Birinci kuvveti de zaten kendisidir, değil mi? Sorularda çünkü bunlar çok karşılaşılacak. Çözümlerde hemen onu kullanacaksınız ve sorularda da göreceksiniz. Evet, biraz hızlanalım. Evet, başka bir A üzeri eğer negatif olursa onu eşiti nedir? Eşittir 1 bölü A üzeri N. Yani bu da tanı şey altına, paydaya işaretini değiştirerek geçiriyoruz. Geçelim. Burada da örnek aldım. 2 üzeri eksi 1. 1 bölü, hep 1 bölü, onu aşağı atarken üstteki neyse onun pozitifi geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Örnek 3 üzeri eksi 2. Yani 3'ün eksi 2. kuvveti 1 bölü 3'ün karesi. O da eşittir 1 bölü 9. Geçtik. Evet. Tabanları aynı olan, iki üstleri farklı olan iki farklı üstü sayının çarpımı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Üstleri topluyorsunuz ortak taban altında. A'yı yazıp üstlerini topluyorsunuz. İki üslü ama taban aynı olacak, unutmayın. Toplayarak elde etmiş olacağız. Buna bir örnek. 2'nin karesi ile 2'nin kübü, yani 3. kuvveti. Ne yapıyoruz? Bakın tabanlar aynı, 2. O halde üstleri toplayarak bu çarpımı yapmış oluyoruz. O da nedir? 2'nin 5. kuvveti. Yani 2'nin kendisiyle 5 kere çarpımı 32 ediyor arkadaşlar. Anlaşılıyor değil mi? Evet. Tamam, devam ediyoruz. Takıldığınız yerde hemen sorun. Evet, yine tabanları aynı, üstleri farklı olan iki üstlü sayının bölümü var. Burada da farkını alıyorsunuz üstlerin. Tamam. Geçtik. Buna bir örnek. 2'nin 8. kuvveti bölü 2'nin 5. kuvveti. Ne yapıyorduk? 2 üstlerin farkını alıyorduk, değil mi arkadaşlar? 8 eksi 5. Ne olur? 2'nin kübü. O da 8'e eşit. Basit örnekler. Evet, başka üstü sayılarla ilgili şunlar var. İşte A çarpı B'nin n'inci kuvveti. A'nın n'inci kuvveti çarpı B'nin n'inci kuvveti. Bölümde de öyle. Yani o kuvvet neyse pay ve payda da aynı tabanların üstlerine gelecek. Tamam. Örneklere de bakın. 2 çarpı 3'ün karesi ayrı ayrı bu iki sayının karelerinin çarpımına eşit. Bölümde de aynı şekilde uyguluyorsunuz. Onların kuvvetleri aynı olacak şekilde bölümü söz konusu. Devam. Evet. Burada arkadaşlar köklü sayılarla ilgili n'inci dereceden kökü denir. Bakın üstü sayıda eğer üst rasyonel olursa, kesirli bir sayı, o zaman onu şöyle gösteriyoruz. Köklü eşiti var. Burayı isterseniz şunu da söyleyeyim de. Eğer kökün derecesi, bakın şunu alabilsem, neyse gelmiyor. Üçüncü satıra bakın, n eşittir 2 ise, bakın kökün derecesi 2 ise onu yazmıyoruz arkadaşlar. K
kare kök şeklinde okuyoruz ama o kökün derecesinin 2 olduğunu biliyoruz. Evet, bunu da geçelim. İşte benim söylemek istediğim şuydu. Bakın, eğer üslü sayıda üs yani kuvvet rasyonel sayı olursa onu köklü olarak eşittir diyoruz. Yukarıdaki paydadakini kökün derecesi olarak alıyoruz. Yukarıdaki m'yi ise a'nın kuvveti olarak yazılıyor. Eğer negatifse de negatifleri ne yapıyorduk? Paydaya atıyorduk. Bu şekilde eşitini yazıyorduk, tanımlanıyordu. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki üslü bir sayıda kuvvet rasyonel olursa onun köklü biçimde gösterimi ne yapıyoruz? Paydadaki kökün derecesi olacak şekilde, yukarıdaki m ise a'nın kuvveti olacak şekilde eşit yazabiliyoruz. Yani bazen onun yerine onu almak işimizi kolaylaştırıyor. Bu ikisi eşit demek. Evet, aralıklara geçiyorum arkadaşlar. Eyvah! Aralık reel sayılar kümesinin alt kümesidir arkadaşlar. İki reel sayı aldığımız zaman, bu şöyle göstereyim. Kapalı aralığımız var. Bu ne demektir? Bakın, öyle x'lerden oluşuyor ki bu AB kapalı aralığı. X'ler A'ya ve B'ye eşit olup bir de aradaki tüm sayıları içeren küme demektir bu. Sağ tarafa bakacak olursak o sayı doğrusunun üzerinde bakın belli bir aralığı alıyoruz. Tamam. Ama A ve B dahil olacak. Tamam. Bunu söyleyeyim. Gösterimi de sağ tarafta eşittir dedik ya kümeye. A, B kapalı aralığı. Geçelim. Açık aralıkta ise A ve B'yi dahil etmiyoruz arkadaşlar. Gösterimde de orayı açık, bakın yuvarlak var ya A, B'nin üzerinde. O dahil demek, yani dahil değil demek. Yukarıda karalanmıştı o yuvarlaklar A ve B'nin üzerinde sağ tarafta. Onlar dahil. Bir de yarı açık aralıklarımız var. Bakın. Burada da B dahil eşitlik varsa küme içinde o dahil demek. Tamam. A dahil değil, B dahil ve aradaki tüm sayılar dediğim gibi bu kümeye ait. A, B yarı açık yani A açık, B kapalı aralığı diyoruz. Son çeşitimiz de bu sefer sağdan kapalı, soldan açık. Yani B'yi dahil etmiyoruz. A'yı dahil ettik ve aradaki tüm reel sayılarda dahil olmak üzere bu şekilde 4 çeşit aralığı söylemiş oldum arkadaşlar. Bunlara da örnekler sayısal olarak 0-2 kapalı aralığı. Bakın sağ tarafta bu şekilde gösterdik. -1-1 açık aralığı dahil etmedik, oraları açtık uçtakileri. Yani -1 ile 1'i. Evet. Bu da son olsun yarı açık aralığa örnek. 0 dahil, 3 dahil olmayan yarı açık aralığımıza örnek. Evet arkadaşlar, sorulara geçelim. Şimdi çıkan sorulardan aldım. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır? Rasyonel sayıdır. Bakın hemen bir bakışta şöyle bakın hemen söyleyebilmeniz gerekiyor. Rasyonel sayı neydi? Buradakiler hep köklü bakın. Köklü verilmiş ama dışarıya çıkan rasyonel sayı olacak. Aynı zamanda o nedir? Doğal sayı. Evet. Değil mi? Şimdi 25. 25 neyin karesi arkadaşlar? 5'in karesi. O halde bu kök dışına yani karekök dışına 5 olarak çıkar değil mi? Evet. Bu işte bir tam sayı, doğal sayı yani rasyonel sayı aynı zamanda da.
Diğerlerine bakacak olursanız onlar köklü, yani nedir? Rasyonel olmayan, yani irasyonel köklü sayılar. Tamam, bunu yapmaya gerek yok. Bakarak hemen cevabını vermiş oldunuz. Demek ki bu tür şeylerde kök dışına çıkabilene bakacaksınız. O rasyonel sayı oluyor. Diğerleri burada nedir? Köklü, yani irasyonel sayı. Rasyonel olmayan sayı da deniliyor. Evet arkadaşlar, kümesinin alt kümelerinden biri değildir diyor. Bakın, aşağıdakilerden hangisi? Ha, şimdi alt küme ile ilgili bir soru bu. Bunu şimdi değiştireceğim, gidecek. Şu önümde dursun. Evet, şimdi arkadaşlar bakın bakalım aşağıdakilerden hangisi? Şu A kümesine bir bakın. Bunu açık yazarsak, bu kapalı değil mi? Hani ortak özellik gösterimi vardı ya, onunla gösterilmiş. Açık yazacak olursak bu küme neye eşit? Açık olarak yazalım. Ben şimdi şunu da bir şurayı değiştiriyorum. Kümemiz neydi? Birden büyük olacak x'ler. Ondan sonra da ne olacak arkadaşlar? 5'e eşit ve 5'ten küçük olan doğal sayılar. Tamam, şöyle şuraya geçeyim, yazacağım. Eyvah, niye geçemedim? Tamam. Bakın şöyle alıyorum. Kümemiz neydi? Şuradan ben gidiyor. Bir daha yazayım. A kümesi şöyle verilmişti. Öyle x'lerden oluşuyor ki 1 küçük x küçük eşittir 5. Ve x'ler doğal sayı bakın. Doğal sayı. Tamam, şöyle uzatmayayım artık. Şimdi bunu açık olarak yazmak istersek açalım. Açık gösterimi. A kümesi nedir? Bakın birden ne olacak? Büyük olacak x. O halde 2 ile başlıyorum. Doğal sayı olacak. 2, 3, 4. Eşitlik var. Alıyoruz bunu. Burada eşitlik yoktu. Onu almadık biri. O halde 5'i de aldık. Bu kümeyi bakın açık olarak yazmış oldum. Şimdi bu kümenin neyi soruluyordu? Alt kümeleri. Kümelerinden biri değildir diyor. Alt kümeleri ne olur arkadaşlar? Şimdi kavram olarak da söyleyeyim, özellik olarak söyleyeceğim. Boş küme her kümenin bir alt kümesidir arkadaşlar. Yani dolayısıyla bu kümenin de bir alt kümesidir. Yani boş kümeyi aldık. Sonra kendisi de alt kümesidir. Olduğu gibi bunu da alabiliyoruz. A kümesinin kendisini alt küme olarak. Bunları çıkardıktan sonra sadece bir elemanından oluşabilir alt küme. Şöyle 4, 5. Sonra 2, 2 alabilirsiniz. 2, 3. Bunlar hep alt küme bakın yazdıklarım. Sonra arkadaşlar 2, 4. Kapattım. 2 ve ne var? 2, 4, 2, 5. Böyle devam edecek. 3 ile başlarsınız, diğerlerini alırsınız. Yani aynı olmayacak şekilde tabii. Tamam mı? Yani 3 ile 4, 3 ile 5. 4 ile 5 kalıyor. Sonra üçlü olarak alabilirsiniz. Hepsini yapmayayım. Birkaç tane alayım. 3, 4. Böyle üçlülerden de oluşuyor. Bunların hepsi bir alt kümedir. Şimdi sorumuza bakacak olursak. Bunlardan hangisi bu kümenin alt kümesi değildir? Şundan geçiyordu. Bir dakika, biraz beklemem gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar, buna göre söyleyin. Ben B variantı. Evet, ne dediniz? B. Gerçekten doğru. Evet, B şıkkı doğru. A şıkkı neden olmadı arkadaşlar? 2, 3, 5 var, 3 üçgedir. 2 bu değil mi? O bu dahil alt kümesi oluyor. 2 5
yine alt kümesidir. Bakın boş küme. Bu eğer özelliği bilmiyorsanız hemen buna atlayabilirsiniz. Boş küme her kümenin alt kümesi. Kendisi de alt kümesidir. Unutmayın. Ondan sonra 2, 4, 5. Bakın 5 nedir? Dahil. O da alt kümesidir. Ama B'de 1 dahil değil. Tamam mı? Oradan gitti. O halde B şıkkı bu kümenin bir alt kümesi değildir. Güzel soru değil mi? Evet, şu üstün sayılarla ilgili arkadaşlar sorumuz. Ne yapacaktık? Hemen bunu ben bir tarafa şurada yazılı. Buna geçiyorum. Birlikte yapmaya çalışalım. Evet, şunu aldım. Geçişlerde biraz beklemek gerekiyor. Soruyu hemen yazıyorum arkadaşlar. Şöyle görünüyor değil mi? Tamam. 3'ün eksi ikinci kuvveti verilirdi. 3'ün eksi birinci kuvveti bölü 3'ün eksi üçüncü kuvveti. Evet, ne yapıyorduk? Eksi 2 böyle gördüğümüz zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? 1 bölü 3'ün karesi şeklinde paydaya geçirip işaretini değiştiriyorduk. Bakın eksi 2 artı 2 oldu. Artı aynı şekilde şuna uygulayalım. 1 bölü 3. 1'i yazmayalım artık üstüne, tamam mı? Kendisi çünkü. Şunu da yapalım aynı şekilde. Bakın bu şekilde yazdık. Şimdi ne yapacağız? İki rasyonel sayı var. İsterseniz bunu da gelin şöyle açalım. Karesini alalım. 1 bölü 9 artı 1 bölü 3. Bu da nedir? 1 bölü 3'ün kübü. Yani 3'ün kendisiyle 3 kere çarpımı. O da nedir arkadaşlar? 27. 27 değil mi? 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Evet. Şurada toplama işlemi var. Rasyonel sayılarla ilgili toplama işlemini yaparken paydalarını eşitlememiz lazım. Şuraya geçiyorum. Eşittir. Şunu ne yapacağız? 3 ile pay ve paydayı çarparsak yukarıyı elde etmiş oluruz. Ortak payda altında birincisi tamam. 3 kere 1 artı 3. Ortak payda altında artık yazdım. 9. Paydaları eşitledim ikincisinin. Evet, 1 bölü 27. Buradan arkadaşlar ne gelir? 4 bölü 9 bölü 1 bölü 27. Bu şekilde bölümü nasıl yapıyorduk rasyonel sayılarda? Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. Değil mi bölmeyi yaparken? O halde bunu ters çevirirsek 27 bölü 1. Evet, şimdi sadeleştirme işlemlerini yapın arkadaşlar. Şunu yaparsanız 3 ile sadeleşir. 27 9 bölerseniz şura 3. Sonra 3 kere 4 sonuç 12. Cevabımız neymiş? 12. Bakın. Anlaşıldı mı? Soru şey, çözümde bir şey varsa dönerim. Yapmamı istediğiniz bir şey. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Duyamadım ama geçiyorum. Gelen sorular bakın size söyleyeyim. Evet, şimdi şu kümelerle ilgili yapalım. Burada da bakın 3 tane küme vermiş. Ama soru da arkadaşlar A birleşim B. Şu parantez orada olması gerekiyor. Yazılım hatası var orada. Onu düzeltelim. İsterseniz ben yazayım. Burada hemen bakın A birleşim B parantez orada olacak. Fark C. Kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Ben bunu bu tarafa geçiyorum yine. Yazayım. Şöyle arkadaşlar soru. Şuraya alıyorum. A kümesi 1, 2, 3, 4.
B kümesi 3, 5, 7 ve C kümesi de şöyle verilmiş. 2, 4, 6. Evet. Bizden istenen şu. A birleşim B parantez fark C. Önce A ile B'nin birleşimi olan kümeyi bulalım arkadaşlar. A birleşim B. Neydi? En az birisinde olacak. Yani hem ortak hem ortak olmayanlardır. Bakın şunu şuraya yazalım. A birleşim B kümesi yeni bir küme. Büyük küme olacak. 1, 2, 3, 4 şunları bir yazalım. Başta 1, 2, 3 ve 4. Ortak olanları bir kere yazıyoruz, tamam mı? 3 orada da var. Sonra 5, 7 yok. 5 ve 7'yi aldık arkadaşlar. Tamam. Bunu bulduk. Şimdi bu kümeyle ne yapacağız? C'yi göz önüne alın. Bu küme fark C. Yani bu kümede olup C'de olmayanların oluşturduğu küme olacak. Elemanları arayacağız. Şimdi ona geçiyorum. A birleşim B fark C. Evet, şu kümeyi göz önüne alacağız. Bir de şunu artık. Burada olacak birleşimde, diğerinde olmayacak. O halde o nedir arkadaşlar? Evet, bir C'de yok. Alıyoruz. İki var. Almıyoruz onu. Tamam mı? Evet, ikiyi geçtik. Üç yok. Dört var arkadaşlar. Pardon, ne yaptım? Bir, üç, dört var dedik. Beş yok ve yedi. İşte bu. Anlaşıldı mı? Birleşim kümesinde olacak, C'de olmayacak. Farkı bu şekilde buluyoruz. Geri döneyim. Arkadaşlar şunu da yapalım, süreyi geçirdim. Diyor ki bir F kümesinin alt küme sayısı 4 ve G kümesinin alt küme sayısı alt küme sayıları vermiş bu soruda. Şuraya geçeyim, buradan devam etsem. Bir dakika, şunu bir değiştireyim. Şöyle geçeyim de arkadaşlar, orada söyleyeyim çünkü nasıl olsa unutacağız. Ben şöyle yazayım. Soru şu, çıkan soru bu, hem de 2019'da, yani yeni çıkan sorular bu. Bunlar. Şimdi diyor ki bir F kümesinin alt küme sayısı 4'müş arkadaşlar. 4 alt küme sayısı, bakın alt küme sayısı. Alt küme sayısı. Unutmayın. G kümesinin de alt küme sayısı ise 8'miş. Buna göre F ve G, yani F ile G'nin G kümelerinin eleman sayıları toplamı soruluyor. Şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Bir kümenin, bakın şöyle yazayım, unutmayın. Bir kümenin alt küme sayısı, alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. Buradaki n kümedeki eleman sayısı. Eleman sayısı. Tamam. Yani şunu kullanacağım. Şimdi bakalım, F kümesinin eleman alt küme sayısı 4 olarak verilmiş ya. F'nin, şuraya yazalım, F'nin alt küme sayısı, yani alt küme sayısı 2 üzeri N 4, G'nin ise 2 üzeri N nedir? 8. Şimdi F'nin kümedeki eleman sayısını nereden bulacağım? Şu N'den bulmam lazım. Hangi
ikinin hangi kuvvetini alırsam dört yapar arkadaşlar? İki değil mi? İkinin karesi dörttür. O halde buradaki ne? Neymiş? İkiymiş. İki tane şey elemanı varmış bunun. Eleman sayısı iki, unutmayın. Şimdi buradaki G'ye geçelim. G'nin eleman sayısı kaç? 3. Evet, 2'nin hangi kuvveti 8'e eşittir? 3. Çok güzel, 3. O halde G'nin kümedeki G kümesinin eleman sayısı da 3'müş. Bunun F'nin 2. O halde soruda ne soruluyordu? İki kümenin eleman sayılarının toplamı soruluyordu. Ne ile neyi toplayacağım? 2 ile 3'ü toplarsak eder 5. Bu kadar. Anlaşıldı mı? Evet. Arkadaşlar süremiz geçti bile.